Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Süper Lig'in ilk haftasında işte Galatasaray Giresunspor 2-0 yendi. Güzel bir skor. Maçı şöyle, maçın yani 2-0 kazandık. Güzel oldu. İlk golü Cagne attı zaten bir golü. Bir golü Çıkaldava attı. Çıkaldava penaltıdan attı. Cagne de işte bir gol attı, bir de penaltı kaçırdı. O da garip bir adam yani. Böyle bir adam. Ne diyeyim ki? Yani maçı güzelce götürüyordu. Ta ki dakika işte geldi ikinci yarıda, gitti Marko'yu işte Kerem buna sus işareti yapıyor diye gitti adama, yani 30 metre orada gitti, koşarak gitti adama, kafa attı işte, iki yumruk attı. Bu ne abi, bu ne hırs, bu ne kin? Ya sen Galatasaray'ın futbolcusun ya, sen Galatasaray'ın oyuncusun ya, haddini bil ya, yerini bil. Sen kendini ne sanıyorsun? Adama gidiyorsun, genç çocuğu orada şamarlıyorsun, tokat atıyorsun işte. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kafa atıyorsun, iki yumruk atıyorsun. Ne oluyor? Böyle bir saçmalık ben görmedim. Bence, bak bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum, direkt sözleşmesi feshedilmeli, direkt gönderilmeli. Ben Galatasaray başkanı olsaydım, o anda Galatasaray başkanı olsaydım, direkt yapacağımı söyleyeyim size. Zaten soyunma odasını ona aldırmazdım. Direkt orada işte yok takım otobüsüne binmekmiş. Oradan sonra yok işte uçağa binmekmiş. Yok. Direkt oradan ilk uçakla biletini alırdım. Yolcusun. Ülkene. Brezilya'ya. Gidiyorsun abi. Hiç. Bunun için iki yani direkt sözleşmesini feshederdim. Direkt bak. İstanbul'a yani gelmesini bile beklemem. Direkt oradan ülkesine gönderir. Bu. Ben bunu yapardım. Galatasaraylılık yani bunu gerektirir gerçekten. Bence yönetim yanlış yaptı. İşte yok neymiş karar verecek. Cart curt dediler. Açıklamadılar kararı belli bir süre. İşte zaman geçirdiler, zaman oynadılar. Şimdi neymiş geç kadro dışı bıraktık diye açıklama yaptılar. Oyuncunun savunması alınacakmış da ona göre karar verilecekmiş de. Ya ölme şem ölme. Bunlar laf antrenden masallar. Yani medyayı ortamı soğutuyorlar. Olay unutulsun. Olay az konuşulsun işte, olay uzaklaşsın da. İşte oradan sonra yani biz kadroya geri döndürecekler işte, mantık bu. Sonra işte hemen açıklarsalar işte devam edecek kadroya, kadro dışı kalmayacak falan. Takımda devam edecek işte bu şeyin, TFF'nin verdiği cezadan sonra işte kaç maç ceza verirse ondan sonra takıma dönecek falan, öyle bir şey yapsaydılar yani çok tepki alacaklar diye işte biraz uzattılar. Ya sonra affettik falan, affettik diyecekler işte. Ya bazı ya diyenler de var işte, yok işte en değerli oyuncumuz, yok çok para kazandırıyor, yok şunu yapar, yok bunu yapar, ondan daha değerli satacağımız elimizde paydan oyuncu yok. Bana ne abi, ben parayı bilirim ya, Galatasaray'ın değerleri vardır ya. Galatasaray değerleri her şeyden önde gelir. Bunu yapanı affetmeyeceğim. Bunu yapanı göndereceğim. Gerçekten ben yani bu saçma sapan bir kararla işte cezası bitsin şu an işte, daha açıklanmadı, bir daha kadro dışı bırakacaklar işte savunması aldıktan sonra işte olacağını şunu söyleyeyim size, 8 maç ceza yedi zaten. 8 maç ceza verdi, ceza biter bitmez bak bir en fazla ya direkt orada affedilir ya da işte göze batmasın diye onu bekliyordular diye düşünmesin diye bir iki hafta sonra affederler yani. 3 haftayı bulmaz bence yani, çok zor, en fazla 3 hafta en fazla. Gerçekten böyle bu mu yani? Ya Fatih Terim de bence ya burada yanlış bir karar aldı. Burak Elmas da yönetim de ağırlığını koymalıydı. Gerekeni yapmalıydı başkan. Sözleşmesini feshetmeliydi. Bunu gönder ya. Kovacağım bu adamı. Ben olsam kovardım. Başkan olsam. Ben direkt kovulmalı diye gerekli paylaşımlarımı da zaten yaptım. Ama yani bizim dediğimiz fazla ciddiye alınmıyor. Adamlar kendi düşüncesine bakıyorlar. Kötü bir olaydı. Keşke yaşanmasaydı. Kerem'e de çok büyük geçmiş olsun diyorum buradan, gerçekten üzüldüm. O da bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Seviyoruz seni Kerem. Canını sıkma. Aslansın sen. Sen Galatasaray'ın geleceğisin.